Sanalcı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 4 numaralı tarlamızda solmuş ayçiçeklerini bir kenara bıraktık. Tarlamızın kenarındaki bütün çimleri biçip şöyle yuvarlak balyalar yaptık. Kendi çiftliğimizin altındaki tarla olarak yaptığımız ve biçtiğimiz çimleri de rulo olarak yaptık. İki tane güzel makinamız var. Bu güzel makinalardan bir tanesi bu ruloları paketleyip taşımaya hazır hale getiriyor. Bir tanesi de taşıma için kullanılıyor. Hadi gelin şöyle yavaştan işlemlerimize başlayalım. Öncelikle tabii şu kasayı bir sökelim. Hemen şöyle ışığımızı açalım. Şöyle yavaştan çarpmadan şöyle kenardan çıkalım. Sonrasında da balyalama işlemimize artık başlayalım diye düşünüyorum. Bayağı bir aradım. Bu makina nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl gider diye. Meğerse bunu da bu şekilde yapmak gerekiyormuş. Öncelikle paketleyeceğiz. Hemen şöyle bir tanesi için paket işlemini zaten başlatalım. Şöyle bağlantımızı bir kontrol edelim. Bağlantımız düzgün. Hemen şöyle tekrar binip makinamızda çalıştıralım. Şöyle sağdan hafiften gidersek işlemi başlatırız diye düşünüyorum. Şöyle alabilecek miyiz? Iskaladık mı lan? Yok, ıskalamadık. Tamamdır, güzel. Şöyle hemen bir tanesini izleyelim hızlıca. Şöyle kenara doğru da bırakalım ki sıra yaparak gidelim. Alması kolay olsun. Biraz tabi uzun sürüyor etrafını paketlediği için vesaire yaptığı için. Ama yapacak bir şey yok. Güzel para kazanacağımızı düşünüyorum ben. Kare balya yapacaktım normalde. Bu kare balya işlemlerinde kurutmak gerekiyor vesaire gerekiyor falan. Onlara girmek istemedim. Şöyle boşaltayım ben hemen şunu. Kenara aldı zaten hemen. Hemen şöyle sırayla gidelim. İşimizi hızlıca inşallah bitirelim. Makinaları tabi her zamanki gibi kiraladık. Makine naz yapıyor. Hadi oğlum. Baya böyle ha tepesine kadar falan çıkarttık, baya traktörü falan zıplattık ama sıkıntı yok, olsun. Bunu şöyle dolaşıp en azından birkaç tanesini böyle yan yana dizeyim. Yan yana dizmelerim bittikten sonra da artık normal balya dizer gibi sırasına göre geçeriz. Zaten tarlamızdaki mahsul solduğu için çok da üstünden geçsek de bizim için problem olmayacak. Şöyle bırakayım ben bunu. Buradan böyle tık 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 alarak geliriz. Bu arada hafta sonu bayağı bir böyle çiftlik düzenleme işleriyle vesaireyle uğraştım. Çok şükür işte dediğim gibi yani bu tarlayı biçtik. Bu tarladaki bu mahsulleri hemen böyle bir yuvarlak balyaya çevirdik. O yuvarlak balya işlemlerimiz bittikten sonra da gittik kendi çiftliğimizin altındaki alana biçtik çimleri. Kendime bir sınır belirledim. Bu sınır çerçevesinde çiftliğin altındaki tarlada belli bir noktaya kadar biçeceğim, şey ekeceğim. Çünkü bazı yerlerde ağaçlar vesaireler var. Bir ağaç kökü sökmek için makine baktık. Makinenin maliyeti bayağı fazla olunca o kökleri kaldırmaktan vazgeçtim. En azından onlar orada uzasın. Zaten her zaman söylüyordum ağaç dikmek istiyorum diye. O ağaçlar uzadıkça keser keser oduncuya satarız. Bizim kasamız yanlış bilmiyorsam 24 balya alıyor. Henüz daha 3. balyaya yeni bitirdik. Şöyle 4.'yü de hemen makinamıza taktıralım. Yine gidelim oradan sıra yapmaya devam edelim. Yani biraz daha hızlı olsa daha güzel olurdu sanki makine ama onda da yapacak bir şey yok diyorum artık. Çünkü hani aldı, sardı vesaire yaptı falan pişman. Uzun sürüyor. Güzel getirisi var ama bu yuvarlak balyaların bize. Güzel getirisi olduğu için de çok da şey yapmıyorum yani. Verdiği zahmet yani en azından şöyle söyleyeyim. Bu uzun sürmesi çok da bana koymuyor. 4 taneyi şimdiden yaptık bile. Makinamız da kapandı. Hemen gidelim diğerlerini hızlıca yapalım. Sonrasında toplama işlemine ve satma işlemine geçtiğimizde de muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Bu tarlamızdaki paketleme işlemlerimizi bitirdik. Allah bereket versin, güzel balya çıktı diye düşünüyorum yani ben.
Şimdi şunu boşaltayım. Bu balyalama makinesini tutalım, kenara koyalım. Gideyim en baştan o taşıma işlemi için kiraladığımız makineyi alalım. Toplayalım bunları. Eğer makine dolarsa bir bırakır geliriz. Ama dolmazsa diğer tarlaya devam eder. En azından mazottan tasarruf ederiz diye düşünüyorum. Diğer tarlaya devam eder. Oradan paketleyip paketledikten sonra tekrar yerine koyarız diye düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Şimdi şöyle şuradan bir manevra yapayım. Dediğim gibi yani bir sonraki videomda inşallah yaparım. Dördüncü tarlamızda bu solan mahsulü artık yani herhangi bir şey yapamayacağız. Mecbur tarlayı süreceğiz. Sürerken de balyaları dizdiğim şu en son noktaya kadar mesela gidip tarlamı genişleteyim diyorum. Hani boş kalmasın en azından. Kullanabilecek alan oluşturalım kendimize. Yani onun dışında da hani bu önümüzdeki arazide düzlük olan yerleri yine keza aynı şekilde tarlaya çevirmeyi düşünüyorum. Onun dışında zaten şu çiftliğimizin karşıda görüyorsunuz yamaçlarda bir dünya çim vardı. O çimleri yani oralara en azından kazacağım. Bir dip kazanına gireceğim. Oradaki bütün mahsulü kaldıracağım. Oradaki bütün mahsulü kaldırdıktan sonra ben en azından yine orada çimen olarak devam ederim diye düşünüyorum. Hani oradan çimen getiririz. Dördüncü tarlaya hani buraya aman aman. Buraya tutup yani imkan ne gerektirirse ona ekeriz. O şekilde toparlarız diye düşünüyorum kendimizi. Yani param şu anda 2000 euro kadar bir param oldu. Bu para tabii artıdaydı. Makine kiralayınca ister istemez bu para da azaldı. Şu an bence iyi bir noktadayız diye düşünüyorum ben. Sanırım 25 tane mi alıyor? 25 tane alıyor olabilir. Bir tane attık. %4'lük bir gösterge doldurdu kasada. Şöyle devam edelim. Bakalım duruma göre. Yani dediğim gibi geçtiğimiz hafta sonu baya baya çiftlikle uğraştım. İşte çimenleri biçtim. Onun dışında buradaki çimenleri biçtik. Balya yaptık. Traktörümüze bakım yaptırdık. Traktörümüzün bakım ibresi baya baya artık böyle kahverengiye doğru dönmüştü. Kırmızılara doğru gidiyordu. Yolda kalmamak adına tuttum bakımını da yaptırdım. Geçtiğimiz videoda şu devasa makinelerle yaptığımız çim hasadından benzeri bir iş geldiğini aynı tarlada gittim onu da yaptım. Orada güzel para kazandık. Orada ama bu sefer adam da tabii benimle gelmek istedi. Çünkü geçen sefer çim kurutma makinesiyle, ot kurutma makinesiyle daha doğrusu öyle söyleyeyim. Balyalamadan önce otları kurutmamışız. Ben tarlayı kurutacağız diye düşünüyordum. Meğer ama o iş öyle değilmiş. Adam geldi bize onu gösterdi. Zaten ot kurutma işlemlerini falan da o yaptı. Bizle beraber. Yani artık işin ilmini öğrendik ama dediğim gibi kara balyayı kurutmak gerekiyor. Onunla uğraşmak yerine direkt bu şekilde bir balyalama işlemi yapıyoruz. Tabii bu bize ekstra bir maliyet oluyor çünkü hem paketleme makinesini almak gerekiyor, kiralamak gerekiyor. Hem taşıma için ayrı bir tane römork almak gerekiyor. Yani şu an 12-24 tane alıyor evet. Güzel yani ben sevdim ya bu makine iyiymiş baya. 24 tane balya alıyor. Güzel para kazanacağız diye ümit ediyorum. Şöyle makineyi ben kapatayım. Şöyle tam sağlı yaparsak. Gideyim ben o tarlamanın içine bu makineyi koyayım. Orada zaten toplamaya devam edeceğiz. Hatta şöyle şuradan kurtarır herhalde makine ya. Çok genişliği yok diye düşünüyorum ama şöyle devam edersek. Burada da mesela tamamını ekmeyeceğim. Bu sağ tarafta ağaçlıklı olan yerleri bırakacağım falan. Hani öyle bir düşüncem var. Yapabilirsem şu yamacı biraz kazıp orada düzledikten sonra oradaki şeylere devam edeceğim. Hani orada da ekmeye devam edeceğim. Alandan kazanacağım en azından biraz da. Ama yol kenarını ağaçlandırmaya niyetim var. Bakalım yani yapabilirsek o da. Hayırlısı bekliyoruz. Yaparsak güzel olur. Yapamazsak da canımız sağ olsun. Şöyle bir tık açayım ben ışığı. Komple kapatmayalım. Daha sabah saatleri. Saatler 6'yı gösteriyor. Karanlıkta çalışmamış olalım hem. Şöyle alırsak aynen öyle. Geri geri gelelim. Aynada sanki düzgün gibi ama. Yine de şöyle
Biz bakarak yanaşalım, makineye zarar vermeyelim. Bir de makinenin parasını bizden kesmesinler hiç. Aynen, bağlantısı düzgün gözüküyor, sıkıntı yok. Makinemizin de bağlantısını yaptık. Makineyi de kapattım gitmeden önce, sağa sola takmayalım diye. Dediğim gibi yani kiralık bir makine. Ama bu kiralık makineye herhangi bir zarar verirsek tabii bunu bizden keserler. Kesmeleri de bizim işimize hiçbir şekilde gelmez. Buralar hala çim gözüküyor ama sürülmesi gerek tabii artık. Şöyle ben makinemi açayım. Şuradan almaya başlayalım. Baya böyle dip dibe geldi bunlar. Çünkü dediğim gibi yani yamaçtan falan bir dünya malzeme topladık, ettik, gittik derken oraları baya bir tarumar ettik diyelim, yani öyle söyleyeyim. Neredeydi bunun ağzı? Sağ tarafta. Şunu şöyle dizerek gidelim o zaman biz. Pıt 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 hemen üstüne koya koya devam ederiz. Çok güzel sarıyor gerçekten yani. Her şey artık makine oldu çağımızda. Biz sağ olarak düşündük ama makine sola bırakıyor tabii. Ona hesaplamayı unuttuk. Hiç problem değil. Şöyle uzaktan alıp gelelim. Alıp gelirken en azından yolla makine paketlemeye devam etsin. Oraya gittiğimizde de paketleme işlemi biter. Biz de hemen balyayı bırakırız. Ondan sonra tık 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 bütün balyaları toplar. Oradan kaldığımız yerden devam ederiz. Borcu güzel bir şekilde ödemeye başladım. Artık işi öğrenmeye başladık. İlk başladığımıza nazaran. Yani daha da çok kazanç getirebilecek ne var ne yok araştırıyorum tabii. İşte pamuk diyorlar, pancar diyorlar vesaire diyorlar. Ama tabii pamuk getirirken kiralama bedeli verdiğimiz için makinelere hayvan gibi de götürüsü oluyor. O yüzden pamuğa şu sıralar en azından çok fazla girmek istemiyorum. Ha ne olur düzeltiriz kendimizi, toparlarız bir güzel. Toparladıktan sonra tutarız. Pamuk işine de gireriz, hiç problem yok. Ama en azından şimdilik daha çimdir, buğdaydır. İşte örnek veriyorum, mısırdır, ayçiçeğidir. Onların işlerini yapmaya devam edelim. Sonrasında da bakarız kendimizi topladık mı. Bir pancar ekeriz. Pancar nasıl biçilir, edilir, sulama işlemleri vesairesi falanı filanı. Onu da öğreniriz. Veya dışarıdan bir iş bulursak hangi makineler kullanılıyor, nasıl yapılıyor. İş yaptığım adama da en azından sorarım hani neyi nerede yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl oluyor falan diye. Öyle bir öğrenme şekline de gidebiliriz. Yani bakalım artık ne olacak. Dediğim gibi buraları düzeltme niyetim var. Buraları düzelttikten sonra da süreceğiz buraları bir güzel dip kazanla. Yerimizi belirleyeceğiz artık. Çünkü mesela önümüzde bakın yani bir ağaç kökü var. Bu ağaç kökü Allah muhafaza yani lastiğe gelse lastiği yarar, böyle ters şekilde gelse. O yüzden ekstra ekstra dikkat etmek gerekiyor. Normalde tarla dediğin dümdüz olacak. Sen gireceksin pat 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 süreceksin. Tohumunu ekeceksin, sulamasını yapacaksın vesaire yapacaksın. O şekilde yürüteceksin işini. Ama biz hadi ağaç mı var, bilmem ne mi var, falan mı var, filan mı var diye bakarken kendimizi ister istemez ekstra ekstra yoruyoruz. Yani güzelleştiriyoruz artık yerimizi, yurdumuzu, evimizi, barkımızı. İnşallah buralara da güzel bir şeyler yapacağız zamanla. Haydi oğlum al artık. Aldı, çok güzel. Şöyle döneyim. Ben bu balyaları da sarma işlemini bitireyim. Toplamasını da yapayım. En son teslim etmeye giderken videonun sonunda kapanışımızı da yaparız. Hadi gelin video sonuna doğru gidelim. İki tarladaki mahsulü de topladım. Toplam 25 tane balya olmuş. Bir tanesi burada kaldı. 24 tane yükledik. Valla bunu aldırmaya çalıştım ama bir türlü aldıramadım. Bu kalkmadı hidroliği. Büyük ihtimal dolduğu için şey yapamadık. Üste atar mıyız falan diye düşündük ama onu da beceremedik. Yapacak bir şey yok. Biz şunu götürelim. Samanlığa teslim edelim. Şöyle bir açayım hemen. Ne taraftaydı? Samanlık, aşağı inip oradan devam edersek yetişebileceğiz. Ama önce tabii makinamızı bir kapatalım da yolda herhangi bir yere taktırmayalım. Şöyle geri geri alırsak önümüz kurtarır. Şuradan da yola çıkıp yoldan da devam edelim. 24 tane balyaya bence güzel para getirir diye düşünüyorum. Bakacağız yani, gidip göreceğiz, satacağız. Sattıktan sonra getirdi mi getirmedi mi ne oldu ona karar vereceğiz. Yani güzel para getirirse eğer, ciddi manada söylüyorum, bu
tarladaki bütün mahsulü kaldırdıktan sonra, burayı sürdükten sonra tamamına çimeneki veririm. Hiç uğraşmam. Biraz daha büyük makineler kiralarım en azından. Kiralayabilirsek tabii, paramız yeterse. Ondan sonra da keyfime bakarım. En azından kendimi toparlamış olurum. Çünkü yani 2000 euro, evet 2000 euromuz var şu an, ama dediğim gibi yani makine kiralama vesaire işlemlerine gittiği için paramız azaldı. Yoksa toparlamıştım biraz yani, en azından eksiden kurtardım. Bir tık da olsa 10 bin euro kadar falan bir borç ödedim. Yani artık önümüze inşallah bakacağız diye düşünüyorum. Çünkü iyi ilerliyoruz. İşi öğrendik. Ne para getirir ne para getirmez onu öğrendik. Buğday ekersek bile en azından satmamamız gereken yerleri öğrenmiş olduk. Şuradan da şöyle bir dönüş yapayım ben. Makine kurtarırsa buraya boşaltalım. Bakayım kurtarıyor mu? İnşallah kurtaracak. Şöyle hafiften açalım makinamızı. Dışarıdan da şöyle takip edelim. Aynen. Zaten bu kadar kalkıyor lan. Ayağım takıldı. Oo, mis gibi. Gerçekten 2000 euro vardı. 32 bin euroluk balle sattık ve paramız 35 bin euroya kadar çıktı. Vallahi köşeyi döndük. Ben zengin olmanın yolunu buldum arkadaşlar. Bu saatten sonra artık siz bilirsiniz diyorum yani. Başka da bir şey demiyorum. Şöyle makineyi çıkartayım ben. Şuraya bir balleyi de getirir satarım. Şöyle de istopumuzu edelim. Traktörümüzden de çıkalım. Tırdan indim. Traktöre serimizde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda güzel para bulduk. Bundan sonra dediğim gibi full çimene çalışıyorum. Kendimi toparlıyorum. Ondan sonrasında da keyfime bakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.